Ve eski kıta Avrupa. Artık herkes hemfikir ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor günlerini yaşıyor Avrupa. Ölüm hastalık her yerde kol geziyor. Salgının yayılma hızı rekor düzeyde. Yöneticiler de, halk da, liderler de çaresiz. Avrupa Birliği deseniz zaten çöküşün eşiğine geldi artık. Kimsenin kimseye güveni yok. Görüntüleri hep aktardık. Kimsenin kimseye derman olacağı da yok aslında şu durumda. Son duruma İtalya'ya bakarak gidelim. Ülkede vaka sayısı 115.242'ye yükseldi. Ülkede hastalığın yayılmasından bu yana 13.915 kişi yaşamını yitirdi. 18.278 kişi de hastalığı sağ salim atlattı neyse ki. Ve İspanya, orada da vaka sayısı 117.710. Ne yazık ki can kayıpları da 10.000'i aştı İspanya'da. 10.935. İspanya'da bardağın dolu tarafına da bakalım iyileşenler. Rakam yine çok yüksek diğer ülkelere göre. Şu ana kadar 30.513 kişi bu hastalığın üstesinden geldi. Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyon sınırını aştı. Ölü sayısı ise 60 bine yaklaşıyor. Virüsün en çok can kaybına neden olduğu İtalya'nın ardından İspanya'da da ölü sayısı 10 bini geçti. Ölü sayısının 5000'i geçtiği ve hastanelerin dolma noktasına geldiği Fransa'da virüse yakalananlar trenlerle başka hastanelere naklediliyor. Fransız televizyonlarındaysa sömürgeci günleri anımsatan ve tüm dünya kamuoyunun tepki gösterdiği ırkçı bir konuşma yayınlandı. O konuşmada iki doktor Afrika ülkelerini koronavirüs için bir deney sahası olarak kullanmayı teklif etti. Est-ce qu'on devrait pas faire cette étude en Afrique? Où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude. Bu utanç verici diyaloğa ünlü futbolcular Didier Drogba ve Samuel Eto'o gibi isimlerin başını çektiği birçok isim sert tepki gösterdi.